Herkese selam arkadaşlar. Beni görebileceğiniz en saçma kombinle karşınızdayım. Peki neden? Çünkü şimdi Ağrı'ya gidiyoruz. Gece uçuşlarından nefret ediyorum. Özellikle şu sabaha karşı olanlardan. Bir saat bir şey uyudum. Saat şu an 3:30 falan. Şimdi çıkıyorum, gidiyorum. Ve gece uçuşundan nefret ettiğim yetmiyor. Üstüne bir de aktarmalı uçuyorum yani. Direkt uçuş yok. Şu köpek yurttan çıkana kadar beni takip etti. O beni takip ettiği için diğer köpekler de bunun peşine takıldı. Sonra yolda kedi falan gördüler. Havladılar. Arkadaşlar, o kampüsün meşhur hayvan gibi olan köpekleri. Bak şimdi beni fark etti, geliyor. Yeto. Gerçekten yeto. Kampüsün en sevmediğim yanı. Mis gibi yer. Ama bunlar bozuyor. Şimdi Melike'yi bekliyorum. Köpek saldırısına uğramazsam size detayları da paylaşacağım ama şu an bu malın korkusundan şey yapamıyorum. Selam kanka. Niye dibime kadar geliyorsun ki mesela? Beni yemek olarak mı görüyorsun? Git uslu uslu otur işte arkadaşının yanına. Kanka vallahi yemek yok ya. Aa, geldi oturdu. Neyse. Bodyguard'ım gibi dursun var. İyice burada duracak. Kaçarsam kovalar. Ay. Allah'ım. Köpek korkumu yendirtecek burası bana. Arkadaşlar şimdi kapıya doğru gidiyoruz. Tam valizimi 15,4 müydü? 15,4'e denk getirmişim. 4'ün hesabını yapmadılar neyse ki. Kabul edildi. Yani kendimi tartamayayım neyim artık bilmiyorum, çok güzel ölçmüşüm. O son dakika çıkardığım çizmeler beni hayatta tuttu diye düşünüyorum. Şimdi gidiyorum. İnfluencer kankaları severim. Hiç Ağrı'ya neden gittiğimden bahsedemedim diye düşünüyorum hep. Köpek saldırısından bir şeyden kapattım. Arkadaşlar oraya gidip bu Yeşilay hakkında mini bir eğitim alacağız. Daha sonra bunu farklı yerlerde, farklı insanlara uygulayacağız. Yani akran eğitimi kapsamında arada bir başlangıç yapıyoruz. Gerçekten bence böyle bir eskili olmasaydı abiye bitmezdi. Bu yüzden iyi olduğunu düşünüyorum. O zaman sonra görüşürüz. Şu kısımdaki soğukluğu size afyon soğuğu diye tarif edebilirim. Ankara'dayız. Ankara'daki havaalanına indik. Ve Ankara soğuğu gerçekmiş. Şunu aldım Melike'den. Ama korumuyor. Çok soğuk. Daha bir de doğuya gitmedik. Bir de doğuya gitsek ne olacak? Merakla bekliyorum. Yolda uyudum. Çok güzel geçti. Uyuduğum için. Uyumasam güzel geçmezdi. Şimdi bir 4-5 saat beklememiz var diğer aktarma için. İnşallah yine uyuruz. Arkadaşlar siz ne kadar zenginsiniz. Ben havaalanında star edecek. Ben olmuşum. Klasik karamelli kahvemizle kahvaltı. Arkadaşlar şimdi ikinci uçağa geçiyoruz. Artık Arda iniş yapacağız. Ve buradaki tipler hoş durmuyor. Umarım yanıma düzgün birisi gelir. Neyse tamam, dayak yemeden gidiyor. Biz uçaktan indik, Ağrı'ya geldik. Yaklaşık 2 saat falan oldu. Şu şeklim yani. Çok söze gerek yok bence. Az önce şoka girdim ve ilk alışverişimi yaptım. Termal bant aldım sırtıma yapıştırmak için. Yani gelmeyin. Buraya gelmeyin. Buradaki öğrenciler burada nasıl okuyor bilmiyorum.
Yolculuk da kötü geçti. İki tane dayının ortasındaydım. Dayı can çekişiyordu yani. Son nefesini falan veriyordu. Böyle birden sesi yükseliyordu. Onun sesine uyanıyordum falan. Neyse. Umarım hava ısınır. Hava ısınmıyor, dua edeceğiz. Çok ciğer gibi geliyor bana ama tadacağım. Benim de çorbam var. Yok, ciğer değil. Değil mi? Değil. Ama insan ağlamanın meşhur yemeğini yapabilirdi yani. Evet. Neyse. O da bir şey katıyorum. Ben baktım internetten. O köfteyi yemeden gidersen böyle bir yerlerim şişer. O köfteyi yemem lazım. Arkadaşlar, biz kartlarımızı da aldık ve eğitimimize geldik. Birazdan şimdi gireceğiz. Çok güzel başlayacağız. Evet. Ama güzel. Evet, güzel güzel. Şaşırtıcı ama güzel. Çünkü o kadar söylenmelerimden sonra hava bugün güzel. Çekeyim mi? Tarihten ilk. Ayla sesini yendi. 2 saniyelik. Çok güzel şeyler öğrendik arkadaşlar. Ama bunları daha ben gidip kendi annemde bile uygulayamam gibi geliyor. Annemden fazla bağımlı yok. Ve çevremdeki neredeyse tüm arkadaşlarım. Eski sevgililerimden bahsetmek bile istemiyorum. Narkotik basar yoksa burayı. Umarım herkesle, hepsine bir yararım olur. Şimdi diğer kısmına geçiyoruz. Eğitimin. Muah. Ağrı'nın merkezine geldik. Şu an yani max merkez bu. Buymuş. Böyle etrafta bir iki bilindik kişi var. Şimdi gratis arıyoruz. Ondan da bir tane varmış galiba. Arkadaşlar bakın, millet bahçesi. Bu da böyle kordonumsu bir şey. Güzel. Ağrı'dan daha ne bekleyebiliriz ki? Yet o. Wow, köprü. Wow, su. Wow, güzellik. Arkadaşlar gün 2 mi? 3 mü? Hı-hı. Eğitimde ikinci gün. Ben video çekmeyi unutmuşum. Şimdi şey, kurabiye yiyor. Ders arasındayız. Çok çekilecek bir olay olmadığı için çekmedim. Bu da böyle bir bilgilendirme. Akşam çekerim. Arkadaşlar sonunda güzel bir güneşle yaklaşması. Arkadaşlar 1.55 problemleri. Üşümek. Hocam yetmiyor. Sırtıma termal bant yapıştırdım. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ay böyle soba gibiyim. Döner yemeye geldik. Çünkü burada döner çok popülermiş. Popülermiş. Meşhur mu oluyor? Ayrıca. Dur, bunu baştan çekeceğim. Arkadaşlar şimdi bize dönerciye getirdiler. Çünkü burada döner çok popülermiş. Yani gerçekten adamın başı dönerci var. Ama mesela Google'a meşhur yemekleri yazınca asla çıkmıyor. Hatta ben farklı yemekler görmüştüm. Onları aradım ama onları bulamamıştım burada merkezde. Yani Google yanlış. Buradan Ağrı'ya geleceklere. Yani olduğunu sanmıyorum ama geleceklere sesleniyorum. Gelecekseniz döner popüler burada. Bakacağım, tadacağım şimdi. Tadı nasıl? İki. Güzel o zaman. Güzel.
Ama biraz susuz. O meşhur döner geldi arkadaşlar. Şimdi tadım var. Hayır, ben Kanada'ya nasıl dokunmuş olabilirim? Ne yaptı? Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Arkadaşlar işte böyle arkadaşlarınız varsa geleceğiniz her şeyinize engel oluyor. Açık kaydı. Ben olsam açık kaydı. Evet. Ben kıza kaç saattir video çekti, hatırlatma yapıyorum. Evet, her gün diyor gerçekten. Sabah. Ekmek yedim şu an. Ben Covid falan mı oldum, niye anlamıyorum ya? Biber acıydı. Çok alamadım. Biber çok acıydı. Ciddi misin? Yemedim mi? Yiyecektim. Ayran için. Güzel ya, kötü de. Biber acıydı. Yenir. Güzel. Arkadaşlar buna bakınca Ağrı diye bir şehir olmasaydı bile bu Ağrı derdim. Bu Ağrı ayranı yani. Şey, yoksa da Amerika. O kadar karnını doymaya çalışıyorum. Ama sonra çok bilmiyorum. Sonuç olarak etin hepsini yedim. Ayranı bitiremedim. Tatlı da idare ederdi arkadaşlar. Yenur. Her şey harika. Ne tanesin, seviyorum bir tanesin. Zorla çektiriyor. Ay, sen bir tepki vermeyin. Baktık bitirememişsin, odaklanmaya geldim. Ulan niye yemiyor? Başladık. Etli olmadığı için ben beğendim. Ben etli çiğ köfte sevmem. Elim elim. Grupa videomu izleyenler bilirsin he. Bugün çok zor uyandık ve yine artık bu üçüncü kahvaltımız mı ne oldu? Yine aynı şeyler vardı. Artık yani tereyağı bala dönüşeceğiz. İki günümüz var, iki günde de aynı şeyler olacak biliyorum. Çıktığım gibi buraya kötü yorum yapacağım. Hatırlatın bana. Ve bugün hava bir tık serin olduğu için şöyle uzun bir trench coat giydim. İçeride tabi elbise giydim. Bir yerden bir yazlık yapmam gerekiyor. Güzel oldum diye düşünüyorum. Şimdi derse geldim. Bye bye. Kapatya çayımızı içip kendimize tuttuk. Baba bu ne ya? Ay, az önce çok saçma bir şeyle karşılaştım. Ben de siz kahvemi içiyorum arkadaşlar. Uyum da sen var. Hadi. Papatya kız ve kahve kız. Arkadaşlar 74. Yeşiller. Ya yok.
Aynen kanka, işler falan. Arkadaşlar kahvesine girdik. Şu an bunu kazanan, diğer kaybeden kazanana kahve ısmarlayacak. O da var. Sıçtım ben de. O da var, o da var. 3 tane daha lazım bana. Arkadaşlar şimdi size Ağrı'da hayatta kalma, üşümeden böyle giyinebilme tüyosu veriyorum. Termal bantlar. Bunların aslında amacı sizin ağrınızı almak. Ama biz bunu sıcak olduğu için ısıtma amaçlı kullanıyoruz. Biz oda arkadaşlarımla beraber adını soba koyduk. Çünkü gerçekten akşama kadar ısıtıyor. Böyle ısısı azalmaya başlayınca tık tık yapıyorsun, dokunuyorsun, hop tekrar ısıtıyor. Şimdi bunu takacağız. Fıçı 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 yaparsanız güzel oluyor. Etkisi artıyor herhalde. Aynen. Onu etkisini tak. Tamam. Zaten benim, benim şurada takacak bir tane bir yerim var. Ver onun bakalım. Tam öyle ortasına. Şöyle şeye alalım. Hocam bir saniye, çok riskli bir bölge. Gözükmeyecek şekilde. Hı-hı. Gözükmüyor şu an, bakabilirsin. Evet. Isınmaya başladı bile. Havayla temas ettikçe daha da artacak. Arkama geç şimdi hocam. Şimdi bir de bir şenge. Arkadaşlar üzgünüm. Ağrı. Açtım. Hacı buna mecbur bıraktım. Ağrı. Ağrı da geçen evet. Geçen gün tam şey koydum. Merkeze. Evet arkadaşlar. Duyuyorsam dinler ve can hocana sığınır. Duyuyorsam dinler ve can hocana. Arkadaşlar şuraya geldik. 40 dakikamız varmış. Burada 40 dakika ne yapılabilir? Hiçbir fikrim yok. Kimmiş bunlar? Bilmiyorum. Ay ciddi ciddi okuyorlar tarihini ya. Neyini okuyorsun aşkım? Kültür kültür bilmiyoruz kim. Terbiyesiz. Özür dileriz. Şehit Abdülkerim'in oğlu Seyit Muhammed Gün. Hadi. Bir şey diyeceğim. Bakın. Evet. Beklenmez miyiz? Kaç kişi takıyor bunları? Arkadaşlar gittiler, bize türbede 40 dakika verdiler. Biz 10 dakikada bitirdik, duamızı ettik. Değindik, kapandık, çıktık. Bitti. Yarım saat şimdi çayır çimen geziyoruz. Evet, fotoğraf çekileceğiz biraz. Şuraya çıkartacak beni. Altımda topuklu var. Olsun. Çok yoruldum bu arada. Oh! Vallahi eleniyordum. Eleniyordum. Gel balım. Vay. İşte baba kız aşkı. Olan bir hayat. Arkadaşlar şimdi İstakbaşı Sarayı'na geldik. Hadi gelin birlikte gezelim. Gezemiyoruz. İnsanlar çıkıyor. Birinci ve ikinci avlunun olmak üzere iki katlıymış. Harem bölümü üç katlıymış. 1917'de Rus ve Ermeni istilasından dolayı 3 ekilik bölümü yıkılıyor. Geriye 3 birlik bölüm. Aslan figürüyle belirtilmiş. İşte iki tane aslanın karşılıklı sarılı ve sorulu aslanın kuyruğu yukarıda birleşiyor. Bu has bahçe miymiş şimdi? Fotoğraf da. Ne yapıyorlar burada? Tuvaletin yönünü bilerek köşeye doğru çevirmiş. Arkadaşlar Ağrı Dağı'ndan buzları koyup buralara yemekleri atıyorlarmış önceden. Burası da işte hangimiz daha o zamanda kimin aklına geldi bu? Hangimiz daha sonra? Burası mı benim? Güzel esir. Burada işte ateş yakılıyor, diğer tarafta hamam ısıtıyor. Her yere giriyor. Hocam dikkat edin, taş düşüyor. Arkadaşlar Ağrı'da her yerden Ağrı Dağı'nı görebiliyormuşum. Ama bu İstakbaşı Sarayı'nın hiçbir yerinden Ağrı Dağı gözükmüyormuş. Sebebi de çok geri kafalı bir baba olması.
sırf kızı çobana aşık diye Ardahan'daki onu görmemek için demiş ki öyle bir yere yapacağım demiş bu sarayı. Kızın asla onu göremeyecek ve görememiş. Mutlu musun babası? Ben beğenemedim. Bundan bilinir. Cizre'nin önde gelenlerin aracılığı ile taş değil mi? Ben Cizre Bey. Mesela şuradan girdim ve gerçekten ölü bir hissi yatıyor sandım. Bu ne gerçekçiliktir? Abi seni fazla mı? Ayrı'dan döndüm. Ayrı güzel, kötü değil. Yani çok ön yargılıydım. Ön yargımdaki gibi kötü değil. Ama gidilecek bir yer de değil. Urfa videosuna gelen yorumlardan sonra kötü bir şey demeye çok korkuyorum. Ama yani tamam, tik atıldı, gidildi. Bir daha gitmem. Niye gideyim? Gitmem gibi. Güzeldi. Yemekleri falan güzel. Ama mesela çok bir gezilecek alanı bir şey yoktu. İshak Paşa Sarayı'na gittik, türbeye gittik, merkeze gittik falan. Millet Partisi çarptır, bitiyor yani. Çok bir olayı yok. Ama Urfa ile kıyasladığımda ben yemek olarak Ağrı'yı daha çok beğendim. Döneri falan güzeldi. Döneri çektim mi ben acaba? Neyse yani onlar güzeldi arkadaşlar. Öyle. Yani herkes hayatında bir kez gidip görüp gelebilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.